Bir mikrofon iki muhabbet programına da bu akşam da hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki programımız normalde 8.30'daydı ama Ramazan'dan dolayı artık program saatimiz 9 oldu. Bugün gene birbirinden güzel bir konuğum bizlerle. Tülay Oksaylı bizlerle. Hoş geldiniz Hoş efendim. buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Tülay Hanım biliyorsunuz ki Kumsaz, gönüllüsü Kumsaz'da yapılan imarlarla ilgili sorunları bugün Kumsaz'ı konuşacağız aslında. Kendisi de bizi kırmayıp buraya kadar geldi. Tekrardan teşekkür ediyorum ben Davetiniz izleyicilerimize de. için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki yavaştan konumuza geçelim mi? Tabii. Kumsaz'a konuşmaya Evet. başlayalım. Çünkü zaten programımızın da başlığı bir mikrofon iki muhabbette Kumsaz konuşuluyor. Kumsaz'da biraz imar sorunu ile ilgili birkaç problemler var. Bunlarla ilgili Evet. biraz bahsedelim mi? Aslında imar 44 senedir imar sorunu var. Evet. İmar sorunu bir türlü halledilemedi. Çarpık yapılaşmadan dolayı bahane uyduruluyor Evet. açıkçası. Hizmet alamıyoruz hiçbir şekilde. Hangi sorundan başlayayım yani? O kadar Hiç çok o kadar sorunlarımız var ki. kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Peki şöyle başlayalım mı birazcık ben de sizi rahatlatmak açısından. Evet, buyurun. Tülay Aksoylu kimdir desek hani insanlarımızın sizi tanıması açısından. Çünkü evet Kumsaz'ı biliyorlar. Evet. Ama neden Kumsaz'la ilgileniyorsunuz sadece diyebilirler. Ya ben 44 senedir Kumsaz'dayım. Evet. Ankara'da büyüdüm. 75 yılında Ankara alt parmağa taşındık. 77 yılında da yaz kış Kumsas'ta ikamet etme kararı aldı babam. Ya, Kumsas'ı çok seviyoruz. Kumsaz güzel Çok aslında. doğal, insanları çok güzel, havası güzel, denizi, suyu, kumu her şeyle güzel. Bir vefa borcu diyelim. Vefa borcunu ödemek Ha, için. vefa borcunu ödemek için buradayım. Peki Kumsaz, Sesimizi duyurmak için buradayım. umarım sesimizi de duyuracağız diye düşünüyorum ben. İnşallah. Gerçekten halk bunaldı artık, sıkıldı. Gerçekten yani 44 senedir imar planının çıkmaması bence doğru mu sizce? Doğru değil. Birçok yeni imar planı çıkarken. Yollarımız kötü. Elektrik problemi yaşıyoruz, konteyner problemi yaşıyoruz. Sağlık ocağı problemi yaşıyoruz. Sipol alanlarımız yok. Gençlerimiz gelip Kumsas'ta oturmak istemiyorlar. Pazar yerimiz çok kötü. Otobüs saatleri sıkıntılı. Otobüs saatleri sıkıntılı. 104 numaralı Mudanya minibüsümüz kesinlikle gidiş gelişlerde kesinlikle Kumsas'a uğramadan giriyor diyor şeye Mudanya'ya. Daha ne anlatayım yani, size yazmıştım aslında ama Daha birçok şey var ama biz dedik ki imarla başlayalım diye düşündük ya ama aslında en önemli sorunumuz imar tabii ki. Çarpık yapılaşmadan dolayı imar çalışmaları aksıyor diye bahane uyduruluyor ama o zaman çarpık yapılaşmaya neden izin verildi? Değil Neden izin verildi? Biz belediyenin gözünde yok sayılıyoruz. Bu yaz Gemlik Belediyesi'nin belirlediği bir ankette işte bu hafta sonu deniz havası almaya nereye gidelim dendiğinde şıklarda Karacaali, Kumla, Kurşunlu, Narlı. Kumsas? Az yok. Kumsas'ın neden adı geçmiyor? Kumsas'taki eksikliklerden dolayı olabilir belki de ama bunların da Ama o eksikliklerin sebebi eksikleri ama de o eksiklerin sebeplerini tamamlamak da belediyeye, devlete düşüyor. peki bunlar için neler yapılmalı? Birazcık da bunu konuşalım. Yani ne gibi önlemler, ne gibi işler yapılmalı ki Kumsaz'ı Kumsaz yapabilir? Yani hani birçok tatil beldesi var. Kumsaz da bunlardan biri aslında. Çok da güzel bir Çok yer. gerçekten turistik bir alana çevrilebilir, daha güzelleştirilebilir. Spor alanları yapılabilir, piknik alanları yapılabilir, hatıra ormanları yapılabilir. Evet. Çöp konteynerlarımız özellikle bu COVID sebebiyle zaten malum biliyorsunuz. Yerler çöplerden geçilmiyor. İşte bunu biraz konuşacağız, bunları biraz. Bileklerimize kadar suyun içindeyiz yağmurda. Mazgallar tıkanmış. Peki bunun için hani oranın görevli insan, şimdi her yerde görevli kişiler var. Bu görevli insanlar gerçekten görevlerini yapmıyorlar mı? Var mesela şöyle söyleyeyim, Yani. gerçekten çok teşekkür ediyorum, çok saydığım, çok sevdiğim Bursa'da Mehmet Fidan Sağlık İşleri Oda Birliği Başkanımız Mehmet Fidan Bey gerçekten çok iyi bir insan. En ufak bir problemimizde ben WhatsApp'tan yazdığımda hemen sorunumuzu gideriyor. Mesela Umur Bey RM'den Sağlık İşleri Müdürümüz Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum, çok selamlarımı iletiyorum. O çok iletişim halinde sorunlarımızı gidermeye çalışıyor. Ama onun dışında kalan sorunlarımızın hiçbiri çözülmüyor.
Ben belediyenin WhatsApp grubuna yazdığımda çok yağmurdan dolayı işe yürüyemiyoruz, üstümüz başımız çamur oluyor dediğimde, tamam hanımefendi, biz gerekli birimlere bildirdik, yetkililere bildirdik, çalışmalar başlatıldı diyor. Çalışma yok ki başlasın. Hiçbir çalışma göremiyoruz. Peki bu süre zarfında belediyenin elemanları yetersiz kalıyor o zaman bu Tabii konuda. ki yetersiz kalıyor. Yani Yani elemanı kutsalsa seçimden seçime gelinen bir yer. Sadece kullanmak oy için. sandıklarının geldiği bir yer diye düşünüyorum ben. Sokak kafelerimiz varken o sokak kafelerimiz niye yıkıldı? İşte onu da Top sahamız, top sahamız vardı. Top sahamızda gençlerin spor yapabileceği, vakit geçirebilecekleri yer vardı. Hatta bugün gelirken çektim. Çok perişan bir durumda top sahası. Ama birazcık da pandemi süreci bunu etkilemiş olabilir mi? Hayır, pandemiyle alakası yok ki, bu Pandemiden önceden. yıllardır süregelen olumsuzluklar. Yani hizmet yok. Büyük bir ihtimal artık hizmet Yolların, gelecek diye yağmur düşünüyorum. yağdığında yolların çok su olduğunu, çamur olduğunu, yaşlıların yürüyemediğini. Mesela bir büyük market sorunumuz var. İki tane marketimiz var Kumsas'ta. Bir ATM yok. Yaşlıların gidebileceği bir sağlık ocağı yok, ambulans yok. Peki bunlarla ilgili aslında Yaz bir kış de hani oturanlar da çok, özür dilerim sözünüzü Yok kestim. estağfurullah. Genç Ali mahalle sayılıyor, Kumsas mahalle sayılmıyor. 1.000 kişi Kumsas Genç Ali'nin nüfusundan daha çok nüfusa sahip. Ama orası mahalle olarak Ama görünmüyor, biz mahalle olmasını istiyoruz. Bir sürü söylentiler var. Araba fabrikasından dolayı işte Kumsas istimlak olacak. Evleriniz ellerinizden gidecek. Bunlar da bizleri tabii ki tedirgin ediyor. ama bununla ilgili siz de başında söylediğiniz söylenti diye bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Gelmedi Yani ama bu muhtar olsun veya yetkili kişilerin bunu bildirmesi gerekir. Hani tabii. buraya araba fabrikası inşa ediliyor ama şu sınırlar içerisinde devam edecek. Hani halkın rahat huzurlu oturması için, çünkü %80'i yaşlı kesim Kumsas'ta oturuyor. Ve korkuyla oturuyorlar. Her an Yaşların sıkıntı. kullandığı, yürümesi için arabalar var. Onlarla yerde yürüyemiyor. Takılıyor. Kocaman kocaman mıcırlar döküle döküle evlerimiz çukurda kaldı. Peki Yani o kadar bunun çok sorun var ki, çok yani fazla var evet. hangisini Hangisini şaşırıyorum şu anda söyleyeceğimi ben de şaşırdım. söyleyeceğimi. Yani şöyle söyleyeyim. Peki bununla ilgili herhangi bir toplumla yani toplu halde belediyeye gidildi mi ya da dilekçeler yazıldı mı? Hani İşte diyorum ya, ben vefa borcumu ödemek için ben artık utanıyorum Gemlik Belediyesi'nin WhatsApp'ına yazmaya. Mesela pazar günleri pazarımız kuruluyor. Çok yağmur yağdığında dizlere kadar su. Hemen WhatsApp'a yazdığım zaman bir kamyon mıcır geliyor, işte o suyun olduğu yere dökülüyor, o kadar. Yani Maşallah. sorun kökünden çözülmüyor. O anlık çözümler üretiliyor Yani bu kadar mı sadece. zor iki tane ATM'nin Kumsas'a gelmesi? Sokak kafeler vardı. Sokak kafelerimiz ne için yıkıldı? Hani imar yok Orasında. madem, o zaman niye o çay bahçeleri yapıldı? Çocuk bahçesi yok. Siz hatırlatırsanız ben oraya Var hepsini var sıralamıştım. yani bayağı var Yani hatta biraz da heyecanlandım, şöyle üzülüyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani ne Kumla'da ne Karacaali'de, hiçbir yerde olmayan sahilimiz. O kadar güzel sahilimiz var ki. Evet. Mesela iskele sorunumuz var. Meşeler Caddesi'nde kanalizasyon döşenmemiş. Oradan çok şikayet var. Altyapı tamamlanmamış. İnternet probleminiz varmış. İnternet problemimiz var. Doğalgaz Doğalgaz, evet, yani yok tamam, o çoğu kişi doğalgaz istiyor ama ben doğalgazdan yana değilim. Ben sobayı çok seviyorum. Sobayı ben de çok Yani seviyorum doğal, ama evet. yani bu aralar doğalgaz Siz moda. hatırlatırsanız Ben benim, hatırlatıyorum hem de evet. diğer listemden de bakıyorum. İşte sahil düzenlemeleri, doğalgaz, sokak lambaları, site durumu, iskele, site içi kanalizasyon Evet, sorunu. evet. Yani daha birçok mahalle sorunları, Ya okul, aslında ATM bize bakın, hepsinden ben hemen hemen bahsettiniz zaten evet, ben aslında. aslında buraya yazdım. Bize tanınan hak ve hukukların yerine getirilmesini istemek hakkımız değil mi? Aslında hakkınız. Yani ben bir vatandaş olarak neden buraya çıkayım? Yani Hakkınızı yanlış aramak anlamayın, için. yani gerek var mı hak ettiğimiz hizmeti almamız gerekirken? Ama şöyle de bir durum var. Şimdi hak evet hak ettiğiniz şeyi almanız gerekir ama verilmiyorsa da bunu duyurmanız gerekir. İşte bakın, alsaydık yani buraya gelmemiz gerekmeyecekti. Ona üzülüyorum. İşte bunun için neler yapılabilir? Ha. Yani ne gibi durumlar olabilir? Esas bunları konuşmamız lazım ki şu anda da zannetmiyorum ki hani başkanımızın da bir şekilde oraya bir çözüm bulacağını düşünüyorum. Hayır, Yani yani biz gerçekten o belediyenin WhatsApp grubuna yazdığımızda sorunlarımız çözüm yok.
Mesela en ufak, ben komşumun mesela su saati patladığında bana yazıyorlar. Ben Kumsas için el ele grubunu kurdum. Evet. Çok da güzel oldu o grubu kurmak. İşte Tülay Hanım, su saati patladı, her yeri su bastı. İşte BUSKİ yetkililerini aradık, gelmiyorlar. BUSKİ müdürümüz Mustafa Bey'e WhatsApp'tan yazıyorum. Hemen anında ekibi gönderiyor. Bak bunu da söylüyorum, aldığımız hizmeti. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey'e, selamlarımı iletiyorum. Bunu da söylüyorum. Yani yapılan hizmeti zaten Tabii ki, söylüyorsunuz. tabii ki. Onların arkasındasınız Tabii ama ki. yapılmayanların Mesela yapılması sahilde gerekiyor. iskele olmadığı için su artık evlere dayandı. İskele yapıldığında iskele kum getiriyor. Mesela Kumsas'ta yaşayan kişilerin kayıkları sahilden alınması istendi. Dereye doğru alındı ama onların güzel bir barınak yapılmadı oraya, kayıkların olacağı Oh. bir yere. İşte peki bunlar için neler yapılabilir? Yani evet, hizmeti getirmek önemli. Mesela sokak lambalarımız yanmıyor. Sokak lambalarını, evet. Tabii ki. Mesela ben arıyorum 156'yı, şey özür dilerim 186'yı. Bana 15 dakika sonra mesaj geliyor. İşte Sayın Tülay Aksoylu, işte geldik, vermiş olduğunuz adreste sorun giderilmiştir, iyi günler diliyoruz. 2 dakika sonra bana telefon geliyor komşumdan. Tülay, ekip gelmedi. Ekip geldi diye mesaj atıyor. Evet. Ya uzak bir mi aslında? Çok da uzak bir yer değil bildiğim kadarıyla. Kaç saatti? Kaç? Yarım saat mi? Bir dakika mı? Evet, 45 dakika 45 sonra dakika buradan, diye biliyorum 45 yani. dakika sonra Kumsas'tasınız. Yani Genç Ali'nin nüfusundan bile fazlayız. 2000 küsür tane ev inşa edilmiş. ama işte yaşayanların sayısı kaç? Belki de hani 1000 yazlık kişi, bir yaz kış bölge. oturanlar 1000 kişi. Yaz kış oturan 1000 Evet, kişi. 1000 kişi. Yazın bu 2000-3000'i buluyor Tabii mu? tabii tabii dışarıdan gelenler var, günübirliğine gelenler var, hafta sonları gelenler var. Kumsas gerçekten çok güzel bir yer. Ama şimdi siz diyorsunuz ki belediye WhatsApp grubuna yazdım diyor. Yani belediyenin WhatsApp'ına yazdım diyorsunuz. Bununla Evet. ilgili dilekçeler yazdınız mı? Yani direkt belediyeye gidip dilekçeler yazdınız mı? Esas önemli olan Valla bu artık kısım onu da çünkü. düşünüyoruz. Yani imza toplayıp Çünkü dilekçelerimizi götürmek istiyoruz yani artık. ben Bu da hani çözüm olur mu bilmiyorum. nacizane fikirlerimden Estağfurullah, biri, rica hani ederim, buyurun. acaba hani sadece WhatsApp'ta yazıp hani geçici bir sorun olarak mı düşünüyorlar? Bundan dolayı da olabilir. Yani bununla ilgili bir hani geçici bir sorundur. Geçici sorun çözüldü. Sürekli belki de bunun problem olduğunu da Geçici bilmiyorlar. sorunlarımız da Şimdi çözülmüyor. Mesela şey var, yeni yapılan yolun çok yüksek yapılması da bize sorun oluşturuyor. Mesela derenin, tamam, dere ıslah çalışmaları tabii ki yapılıyor ama çok büyük bir yağmurda, çok uzun süren bir yağmurda yol çok yüksek olduğu için Kumsas çukurda kaldı. Bu da bir tehlike arz ediyor. Mesela Yani Kumsas'ın girişinde yol çok yüksek olduğu için orada kazalar oluşuyor. Orada bir Kumsas levhamız da yok. Evet, onu da dedim zaten. Kumsal Ha, levhası da Kumsas yokmuş. halkının yazın oturacağı bir yer var. Burfaş Sosyal Tesisleri. O da şahıslara verildi ihaleyle. Hani gidip bir çayımızı içip vakit geçirebileceğimiz bir tek yer orası var. İşte bunun için neler yapılabilir? Sesimizi duymamız gereken konu da bu. Evet. Yani Kumsas için neler yapabiliriz? Evet, neler Yani yapabiliriz? neler Ben yapabiliriz? sorayım, siz söyleyin. Neler yapabiliriz Zaten birçok Yağmur sorum var. Hanım? Şu an hangisini Ha. toparlayacağımı bilmiyorum. Yani birçok şey yapılabilir. Yapılması gereken birçok şey var zaten. Spor alanlarından bahsettiniz. Levhalardan bahsettiniz. Evet. İmar sorunu, evet, imar sorunu büyük bir ihtimalle yani belediye başkanı bu konuda çözüm sunacaktır mutlaka bu programdan sonra Evet. özellikle. Ama diğer işte alanlarla ilgili çöp konteynerleri. Bu çok basit bir problem. Evet, 2 tane ATM olabilir. Yani ATM'ler gelebilir ki Mesela orada sokak kafelerimiz varken herkes kendi bütçesine göre gidip orada çayını içip, işte çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla tostunu yiyip çayını içip eve geldiğimiz bir sokak kafelerimiz neden yıkıldı? İşte onun da sorusunun cevabı. Hırsızlık olayları çok oluyor. Kışın felaket şekilde hırsızlık olayları oluyor. Bekçi yok. Yani normalde gece bekçileri gezmeye Yok. başladı artık. Hayır Orada hayır yok mu? yok. Yok. Yani Arada bir görüyorum, o kadar. Önceden jandarma bakıyorduk şeye, Kumsas'a. Artık jandarma da yok. Polis bakıyor. Polis de yeterli değil. Mesela ben bir hırsızlık olayından şüphelendim diyelim, komşumun evine bir hırsız giriyor. Jandarma biliyorsunuz kurşunlu da, çok yakın mesafede. Evet. 5 dakika içinde jandarma geliyordu. Ama Gemlik'ten polisin gelene kadar hırsızın durur mu Durmaz, hırsız? durmaz. Çoktan alacağını alıp gitmiş olur. Mesela pazar yerimiz çok düzensiz.
Pazar günü kurulduğu zaman gelin bakın, yani resmen COVID'e davetiye çıkarıyor. Belki de hani şeyden dolayı diyorum, yani bu eksiklikler, hani o yüzden zaten sordum bu soruyu da. Hani pandemiden dolayı da kaynaklanıyor olabilir dedim ama pandemiden öncesine de kaynaklanıyor. Bunca zamana kadar neden yapılmadığını aslında araştırmamız lazım. Aslında yıllardır bizim mağduruz. Yani bu sadece pandemiyle ilgili olan bir konu olsa zaten biz dayanırız. Hı hı. Ama tamam, gerçekten çekilecek gibi değil. Mesela ben Mudanya'ya gitmek istediğimde yol ayrımına gidip yarım saate yakın Gemlik'ten Mudanya minibüsünün gelmesini bekliyorum. Aslında Gemlik'ten kalktığında 104 numaralı Mudanya minibüsü Kumsas'ın içine girip yolcusunu alıp Mudanya'ya gitmek zorundaymış. Ama girmiyorlar. Kesinlikle yıllardır girmiyorlar. Bunu girmeme gibi bir şansları var mı? Bizim en büyük sorunlarımız, yani özür dilerim sözünüzü kestim. İmardan sonra en büyük problemimiz ara sokakların asfaltlanmaması veya bir taş döşenebilir. Ya belki çok büyük hizmet, sorun. Yani özellikle şimdi, kışın oturanlar için çok büyük sorun. Özellikle yağmurlu havalarda. Evet. Çok çukurlar var. Özellikle bahsettiğiniz zaten yaşlı kesim oturuyor dediniz. Tabii ki yaşlı kesim. Bunlar çok önemli. Bizim kültürümüzde. Emekliler tabii ki rahatsız olanlar, emekliler. Hı hı. İnanın resimlerini defalarca çektim, yani göl. Defalarca çekip belediyeye WhatsApp atardım. Tamam hanımefendi, teşekkür ederiz. İşte yetkililere bildirdik. Yani her seferinde bildiriyorsunuz ama herhangi bir tabii çözüm ki. Yok. Hazine arazisi var, köy merası var. Orada Mayıs ayında, Haziran ayında 2 metre otlar oluşuyor, çalılar oluşuyor. Hı hı. Gereken yere Mehmet Dede Türk'e yazdım. Kesinlikle bana cevap bile vermedi. Yılanlar cirit atıyor. Hatta komşum gruptan yazmış, Tülay çok yılanlar var ne olur. Yani o otların biçilmesi, bunların hepsi yetkili birimlerin görevi değil mi belediyede? Evet, görevi. Ha, vergimizi veriyoruz. Vergimizi verdiğimiz halde niye hizmet alamıyoruz? O konuda da haklısınız. İşte o yüzden zaten bugün sizinle özel bir program yapmak istedik ya. Evet. Hani Kumsazı'nda nelerinin eksik olduğunu görelim. Neden ama neden? Ha, desinler ki araba fabrikasından dolayı. İşte biz bu bölgeyi de almak istiyoruz. Araba fabrikasına dahil etmek istiyoruz. İşte bu yüzden hizmet vermek istemiyoruz. Burası istimlak olacak. Ha, biz de ona göre davranalım. Bir çivi çakamıyoruz. Bir boya yapmaya kalkıyorsun. İşte ne bileyim, bir mutfak dolabı yaptırman gerekiyor veya rutubetten dolayı tadilat gerekiyor. Bunlara para harcamak gerekiyor. Korkudan yapamıyoruz. Bu korkuyla da yaşıyor halk. Evet. İşte araba fabrikası yapıldı. İşte çok... Ben trilyon olsun istemiyorum. Ben orada yaşamak, huzurla yaşamak istiyorum. Ha, o zaman bize zaman tanısınlar. Bir iki sene sonra bu Kumsası tamamen alacağız. Ona göre davranın. Ama o süreç gelene kadar da bize hizmet etmek zorundalar. Yani her türlü hizmet. Oy zamanı sandıklar geliyor. Kapı kapı dolaşıp oy istemeyi de biliyorlar. Hatta o istemeye gelenler de Kumsas, Alanya, Antalya kadar güzel olacak diyenler de var. Böyle vaatlerde bulunanlar da var. Ama artık bu kadar vaatlere de halk inanmıyor. Çok sorumlu. Ben şu anda bir yandan da mesajlar geliyor. Onlara da bakıyorum. Evet, ben de bakamadım. Harfiyat kamyonları çok süratli. İşte onu. Evet, Kurşunlu Kumsas yazmış. Harfiyat kamyonları çok süratli gidiyorlar. Benim komşumun köpeğini ve öldürdü. Telefonla konuşuyorlarmış galiba. Telefonla konuşuyorlar. Hı. Bakın burada okuyayım ben. Siz sorun, ben söyleyeyim. Yok, bana şu anda gelen mesajlarda Cemile Şahin Akay yazmış. İyi yayınlar, Kumsas kaderine terk edilmemeli yazın. Evet. Bu bölge TOK geldikten sonra nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bunu da merak edenler var. Ama evet, işte sokaklara giriş çok tehlikeli. Şimdi... Bilmeyenler kaza yapıyor. İlk önce Kumsas'ın akıbetinin belli olması gerekiyor. Yani biz açıkçası ben 44 senedir Kumsas'tayım. Hı-hı. Ve Kumsas'tan başka bir yere de gitmek istemiyorum. Gemlik'te dairem vardı, sattım. Evet. Çok seviyorum Kumsas'ı. Ben başımı yastığa koyduğum zaman acaba ne zaman istimlak olacak veya benim elimden evim alınacak mı diye neden huzursuz uyuyayım? Doğru söylüyorsunuz. Şu anda ben moderatör olarak size cevap veremiyorum. Bunun cevabını beraber araştıracağız. Evet, yani evet. Bizler de bunun konuda size destekçi olacağız ama dediğim gibi benim mesela sorduğum sorularda işte dilekçe verdiniz mi belediye?
Esas önemli sorularımdan ya, biri bu. Bunu vermeniz lazım. dilekçe Yani WhatsApp vermedik. yazmak da, hani WhatsApp'tan yazdım, evet o anlık belki çözülüyor ya da geçici bir çözüm buluyorlar. Dilekçe Ama verenler de varmış. Hiç dönüş olmadı. hiç dönüş Hayır olmadı. hayır. Birkaç kişi kumsastan dilekçe vermiş. Hiç kimsenin umurunda değil. Burada başkana artık dönüyoruz. Ha. Yani Çiğdem başkan Türe. dönüyoruz. Bu arada reji İyi bana yazın. akşamlar Çiğdem Hanım. Bizden de çok selamlar, sevgiler. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada Hacı Ömer Yavuz yazmış. Hayırlı yayınlar dilerim. Tülay ablama selamlar demiş. Bizden de selamlar, sevgiler. Ben şimdi diğer sorularıma da Hacı Ömer geleceğim. kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldu, destek oldu. Peki çevre temizliği ne durumda? Diyorum ya, sıfır. Ne kışın ne yazın. 2 metre otlar oluşuyor. O otların arasına kimlerin girip çıktığı belli değil. Evet. Gerçekten yılanların olduğu bir bölge. Ya hangisini anlatayım? Yalnız kamyonlardan çok şikayetçiyiz. Özellikle Aydınlar İnşaat'ın kamyonları komşumun köpeğini parçaladı. Çok üzücü bir durum gerçekten. Geçen günde bundan 2-3 gün önce, yani ispatlarım direğe çarpmış. İnternet kabloları, elektrik kabloları, yani ellerinde cep telefonları ve çok hızlı kullanıyorlar. En büyük, şu anda en büyük sorunumuz o. Anladım. Peki şimdi dilekçe verenler de varmış bu arada. Var var, evet. Evet. Dilekçe verdik, dönülmedi. Bakın Cemile Şahin Akay hanımefendi, iyi yayınlar, kumsas kaderine terk edilmemeli diyor. Evet, onu bakıyorum ben de zaten şu anda. Siz okuyun Hani lütfen. Evet. kumsas kaderini terk edilmemeli diyorlar ama şimdi onun için ne yapabiliriz? Aslında çözüm bulmamız lazım. Yani ya imza toplayacaksınız, tekrardan belediyeye mi gitmeniz gerekecek? Ya da işte neden hizmet alınmıyor? Aslında esas sorunumuz burada. Evet. Neden kumsaza hizmet verilmiyor? Evet. Ben 300'e kadar imza topladım. Şimdi Evet. tekrar imza toplayacağım. Gemlik Belediyesi'ne vereceğim. Bakalım sonuçları da o zaman bekleyeceğiz. Oradan da bir sonuç çıkmazsa artık gereken yerlere sesimizi Peki duyurup. şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim biliyorsunuz ki Gemlik'ten bir milletvekilimiz var. Evet. Zafer Işık. Biliyorum Zafer Işık Bey. Evet. Buradan Zafer Işık'a seslenelim. Çok sevdiğim, saydığım bir insandır kendisi. Zafer Işık'a seslenelim ve diyelim ki kızın Çok bu rica ediyorum. sorunlarını nasıl çözebiliriz ya Evet. da bize bu sorunları çözmek için Evet. yardımcı olur musunuz? Aslında Zafer Işık milletvekilimizin telefon numarası var. Biz bu hayvanseverlerle ilgili konularda bize çok yardımcı oldu, sağ olsun. Evet. Zafer Işık vekilimin telefon numarası da var bende. Ama çok yoğun olduğundan dolayı, yani rahatsız edip telefonla aramak yerine WhatsApp'tan yazmak istemedim açıkçası. Ha, buradan sesimizi duyurabilirsek çok sevinirim. Minnettar oluruz. Yani tek çaremiz belki de şu an Zafer Işık. Evet, buradan Zafer Ejiha Ve tekrardan selamlarımı da, sesleniyoruz. sevgilerimi iletiyorum. Gerçekten hayvanlar konusunda hani bize çok yardımcı oluyor. Çok hayvansever, çok duyarlı bir insan vekilimiz. Gerçekten mağduruz. Nuri Üstün yazmış. İstimlak etmek o kadar kolay değil. Biz evlerimizden vazgeçmeyiz Ya demiş. evet, şöyle tabirle konuşanlar da var. Biz kumsası yedirmeyiz kimseye diye. Yani kumsasın fanları, fanatikleri çok. Çok fazla. Yani kumsasın havasını soluyup da hani oradan vazgeçmek de çok kolay değil. Gerçekten bağımlılık yapıyor insanda. Kumsaza hizmet istiyoruz diyenler var. Evet. Rey Hanım, yaz geldiğinde sivrisineklerden uyuyamıyoruz. Çok sivrisinek oluyor. Buna da bir çözüm O gelsin demiş. dereden kaynaklanan bir problemdi. Şimdi araba fabrikasından dolayı derenin islah çalışmaları olduğu için o sorun ortadan kalkacaktır. Şimdi derede su durduğu için azalıp da durduğu zaman gerçekten sivrisinek çok oluşuyor. Evet. İşte bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Yani biz bu sayede sesinizi duyurmaya çalışıyoruz ama Hayır, hani ilaçlama geliyor. Mehmet Fidan müdürümüz yapılan şeyi de gönderiyor. yapıyorlar Hayır diyorsunuz. hayır. Bütün üstü açık havuzlar ilaçlanıyor. Çöp konteynerları ilaçlanıyor. Sinek ilaçlaması mücadelesi yapılıyor. Fakat işte devamlı uyarı yapıyor ilaçlama yapanlar. İşte havuzlarınızın üstünü örtün. İşte kovalarda 2-3 gün su bırakmayın. Yani bizim haksız olduğumuz, boş davrandığımız konular da var. Evet, mesela şey dedin, senin çöp konteynerları var ama eksik, doğru mudur? Ben orasını doğru Konteyner anladım. eksikliği var. Yani Konteyner eksikliği var. 200-250 metre ileride yaşlı bir insan elinde çöp poşetiyle 200 metre yürüyüp de konteynere çöp atması zor. Anladım. Yani noksanlık var. Konteyner noksanlığımız var.
İşte bunlar için dediğim gibi hani ilk başta bir zaten buradan Zafer Işık'a seslendik. Evet. Belediye başkanımız da bunu izleyecektir tahminimce. Programı Evet. izleyecektir İnşallah. özellikle. İnşallah. Ama dilekçe başvurmuşsunuz ama belki de toplu bir dilekçeyle başvurmak. Şimdi biz burada ne kadar desek de diyecekler ki evet WhatsApp'tan yazmışlar ben çözmüşüm tekrar oluşmuş. Bakın Böyle bir cevap da gelebilir bize. yazın aslında ben 300 küsürden fazla bu yol işte bu size sunduğum şikayetlerimizi kağıda yazıp imza topladım. Fakat muhtarımız Mürvet Günay Aslanhanım efendiye ben imza toplarken Mürvet Hanım'ın haberi var. Ben Mürvet Hanım beni gönderdi. Ben imza topluyorum demediğim halde böyle bir laf çıkardıkları için ben dilekçemi, imzalarımı toparlayıp belediyeye getirip vermedim. O da üzüldüğümden dolayı. Ben asla Mürvet Günay Aslan muhtarımızın adını vererek beni muhtarımız gönderdi diyerek ben asla imza toplamadım. Peki muhtar bu konuda neler yapıyor? Bilmiyorum, onu kendisine sormak gerekiyor. Şimdi Yani ben bir şey söylerim, bu sefer diyorlar ki yanlış anlaşılır. yanlış Anladım. anlaşılıyorum Mürvet Günay hanımefendiden dolayı. Onun için ben takdiri Kumsas halkına Mürvet Hanım'a bırakıyorum. Bunun cevabını o versin. Eğer Mürvet Hanım da bizi izliyorsa Onun sorumuzu cevabını o onlara versin. soralım. Çünkü muhtarlar da hani genelde ilgileniyor bu Evet. işlerde. Belediye ile içli dışlı oldukları için Tabii ki. daha fazla ilgileniyorlar ve daha Tabii çabuk bir ki. çözüm Tabii ki. bulurlar. Ben halktan Sonuçta biriyim. muhtarlık da seçimle geliyor. Bakın ben de çabalıyorum. Ben çabalamasam çabalamam. Yani. Benim bir vefa borcum var diyorum. Yani İşte Kumsas için bir şeyler yapmaya çalışıyorum, uğraşıyorum. Sadece kendim için değil. anlıyorum. Burada 500-600 kişinin Yazışmaları şey, var, tabii ki. toplamları var. Şaşırdım yani, üzüldüm şimdi, sinirlendim. Gerçekten çok çok gerçekten çok mağdur. Özellikle en büyük sorunumuz dediğim gibi ya, kışın oturanları en büyük sorunumuz yollar. İşte yollara bir an evvel çözüm bulunması lazım. Evet. Yolların ziyadesinden doğalgaz diyelim bir tık yüksek Hadi açsın. doğalgaz tamam, Hani eninde sonunda evet ama gelir. eksikliklerden sokak lambasından da Sokak bahsediyorsunuz. lambaları yanmıyor, sokak Hani lambaları yan yatmış. Mesela en büyük sorunlarımızdan biri dediğim gibi ATM, spor evet. alanları, top sahasının olduğu bölge perişan halde. Pazar yerimiz ona keza öyle, yağmurdan çamurdan doğru düz bir pazar yerimiz yok. Peki sadece iki tane mi market? İki tane marketimiz, üç tane pardon. Üç tane. Üç tane küçük Herhangi bir market bakkal var. var mıdır? Yani Market derken A101 gibi, BİM gibi marketlerden normal bahsetmiyorum. kişisel Normal bir mahalle market. marketi. Halkın en büyük talebi de zaten böyle büyük marketler. ATM, işte çocuk parkı, Evet. işte gençlerimizin eğlenebileceği sokak Ve kafeler, Kumsas şu anda da bir spor mahalle. yapabilecekleri bir alan. Kumsas mahalle statüsüne niye girmiyor? İşte girmediği için. Genç ailenin nüfusundan biz daha çok nüfusa sahibiz. Kumsas'ın hiç adı geçmiyor. Bunlar için dediğim gibi neler yapabiliriz onları düşünüyorum. Ben de şu anda kafamda düşünüyorum. Yani Evet, ben moderatör de olmama rağmen evet. neler yapabiliriz? Ne gibi Evet. önlemler alınabilir? Evet. Neler ön plana Yani bunlar çıkabilir? çok Hani zor şimdi hizmetler mi? aslında çok zor bir hizmet değil. Hani Yapıldıktan biz sonra mucize beklemiyoruz. Bunlar çok zor hizmetler değil. ama bakın şöyle bir şey gelmiş Sevgi Demir'den. Herkes kafasına göre yol kapatıp kendine bahçe yapıyor. Geçiş haklarımız bile engelleniyor demiş. Herkes kendi kafasına göre yol kapatıp kendine bahçe yapıyor. Geçiş haklarımız bile engelleniyor demiş. Tamam, o doğru. Mesela 100 metrekare arsa alıp içine ev inşa eden kişi işte organik sebze yetiştirmek için telnen yolu kapatıyor. Bu sefer de geçmekte zorlanıyor halk. O sorunu dile getirmişler. Peki Ve şey diyor, bir de yollar derken yeni yapılan yol zeminden çok yüksekte nasıl bir sistem olacak? bunu zaten İç yollarda söylediniz. yükseltilirse evlerimiz sular altında kalmayacak mı? Aynen. Ben Zaten o şu an en yolların büyük sorunlarınızdan birisi sağlık hoca, evet. ikincisi yollar, Evet. üçüncüsü ATM. Evet. Hani diğerleri birazcık daha sonralara doğru geliyor aslında. En Evet. önemli üç sorunlardan Gençlerimizin birisi. talebi çok. Ne olur Tülay abla selamlarımızı iletin dediler sizlere, ekibinize. Spor alanları istiyoruz diyorlar. Şimdi spor alanları da evet, bunlar da Mesela eksiklikler. bir Yani sokak gemlikte de kafeleri bununla ilgili eksiklik var, evet. doğru mudur?
Sokak kafeleri istiyorlar. Vakit geçirebilecekleri, işte arkadaşlarıyla bir kahve içecekleri, bir tost yiyecekleri yer. İşte onlar sonraki aşamada tabii gelecek ki. Kısımlar. En önemli konular. Ama evet. En önemli konular dediğimiz gibi Evet. yollar, ATM yaşları düşünme açısından Evet. ve sağlık ocağı. Sağlık Evet. ocağı demiştim ya. O Bir de şey demiştim. pazarının pazartesi günleri kurulmasını istiyorlar. Ama işte onu Pazar dediğim günü gibi kumsal çok yoğun olduğu için hani sokağa pazar çıkma günü zaten yasağı da artık var. yasak var. İşte bakın. Ha, tamam ama yasak kalktıktan sonra da pazartesi günleri pazarın devam Ama etmesini işte onun istiyorlar. belediyenin irtibata geçmeniz. Gene Evet. iş belediyeye dönüyor Evet, aslında. evet. Yani en başından beri ha? Yalnız Esnaf sanatkarlar mı? bir de O zaman şey esnaf sanatkarlarla irtibata geçeceksiniz. Yağmur Hanım Siz seçim geçeceksiniz. Yağmur Hanım Seçim Asan diye bir bey komşumuz Kumsas'tan Hı. 573 nolu sokak sonu kadastroda açık ama bazıları yolu kapatmış. Aynen bahçe yapmış diyor Evet. ha. Zaten sorun da o. Şimdi bu kadar sorun varken Kumsas halkından da bazı insanların yolları kapatıp bahçe yapması doğru bir şey mi? Hayır tabii ki değil. Onu çok yapan var. Peki bunun nasıl çözüm bulacaksınız? Bu arada biz yavaştan bir reklam arasına gireceğiz. Sonra devam edeceğiz konumuza. Daha çok konuşulacak konu var da nasıl çözüm bulabiliriz onu da düşünüyoruz aslında tartışıyoruz. Aslında şey toplu halde imzalar toplanıp grup halinde bu sorunlar da dile getirilmeli. İşte onu diyorum. En başından beri savunduğum Olmazsa bir şey. çay molası Bir verelim. çay molası verelim ardından yayına devam Devam edeceğiz. edelim. Kriterlerinize uygun bir kiracı ya da hayallerinize hitap eden bir ev arayışınız mı var?
Bu şirkette 6 yıldır çalışıyorum. Güvenilir bir firma. Yarın nişanım var. Bu mutlu günümde bütün sevdiklerim yanımda olacak. Ama birazdan yapmamam gereken basit bir hata yapacağım. Ve beyin kanaması geçireceğim. Yıllarca bitkisel hayata mahkum olarak hayal bile kuramayacağım. Biz varız. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Havada, karada, denizde ve hatta uzayda. Her nerede, ne zaman ihtiyaç varsa biz oradayız. Türkiye'mizin güvenliği, milletimizin huzuru, dünyanın barışı için her an, her yerde göreve hazırız. Askerlik çağına gelmiş genç arkadaş. Hadi sen de gir E-Devlet'e, tıkla askerlik işlemlerine, başla vatani görevine, güç kat kahraman ordumuzun gücüne. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü. Aylar sonra alışverişe gittim. İyi hoş da o izdihama niye karıştım ki? 3 kuruşluk parfüm indirimi bana ne kadar pahalıya patladı. Koku bile alamıyorum şimdi. Üstelik eşime, canım yavruma da bulaştırmış olabilirim. Nasıl bakarım yüzlerine? Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak, yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak, kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdum. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Bu hilal sensiz olmaz. Evet, şehrimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Kısa bir reklam arası verdik. Bu arada reklam arasında da az çok Trenor'la konuşmak oldu. Bugün evet moderatör benim ama Trenor o kadar heyecanlı ki, o kadar çok sorunlar var ki onları anlatabilmek için artık hepsine yetişmeye çalışıyor. Herkese yetişmeye çalışıyor. Bazen kendisi de okuyabiliyor. Benim program için sorun, yani benim programda sorun yok. O konuda teşekkür rahat ederim. Olabilirsiniz. Farkındayım, sağ olun. Hiç sıkıntı yok yani. Teşekkür ederim. Ben tekrardan şimdi sorulara tekrar bakacağım. Otobüsler kurşunla da doluyor. Kumsaz'a ayrı otobüsler olsun. Gençlere spor tesisleri, çocuklara parklar demiş Gülten Özel. Çok evet, çok kalabalık bir şekilde geliyoruz. Cemile Şahin Akay, Kumsaz'ın adres sorunu var. Mahalleye bağlı mahalle olduk. Mevki diye geçiyor. Hizmet talep edildiğinde bu sorun oluyor. Biz yaz kış Kumsaz'a hemen bakıyoruz. Biz yaz kış Kumsaz'da kalıyoruz. Daimi adresimiz burası. Okula giden çocuklarım var. Kamyonlardan çamur deryasından geçmek zorundalar. Çocuk parkımız yok. Sağlık ocağı yok. Hastaneye direkt ulaşım yok. Halkın çoğunun yaşlı ve hastalar olduğu göz önünde yollarda yürüme desteği kullananlar için adeta tuzak.
Sahilde çöpler toplanmadan traktör geçiyor. Çöpler sahil toprağına karışıyor. Sahile gitmek isteseniz kamyon tehlikesi var. Geçiş yolu çamur içinde. Sokak lambaları arttırmaları daha yaz yaz bitmez demiş. Aslında bu hastane problemi Gemlik'te de var. Yani geçen de bunu bizim diğer moderatör arkadaşımız kendi programında da belirtmişti. Hastanede evet bir iki tane nöbetçi eczane var. Biri Gemlik'in girişinde, biri Gemlik'in çıkışında. Hastane deseniz Gemlik'in neresinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Osman Demir yazmış. İyi yayınlar Tülay Hanım'a ve size teşekkür ederiz. Bizi unutmayıp yardım ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim, ne demek. İnşallah sizin sayenizde yetkililer sesimizi duyarlar ve bizim için artık hak ettiğimiz haklarımız bizlere verirler. Kumsazımızı çok seviyoruz, duysunlar artık. Kumsaz artık mahalle olmak istiyor, doğru mudur? Evet, evet, yani Gencele'ye bağlı olmaktansa bu mahalle olmak istiyoruz. Evet. Peki bunlar için başvurunuzu yapmanız gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii, hepsini hı-hı konuşup bilgileri aldıktan sonra paylaşacağım komşularımla ne yapmamız gerekiyorsa evet, mahalle olması için. Bu talep ettiğimiz isteklerin yerine gelmesi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Aslında... Ama yine belirteyim, Zafer Işık vekilimizin de yardımlarına ihtiyacımız var, desteğine ihtiyacımız var. Çok rica ederim. Kesinlikle. Zaten buradan da seslendik kendisine. Umarım sesimizi duyurmuşuzdur ki duyduğunu düşünüyorum ben. Mutlaka yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Bir yandan da mesajları kontrol ediyorum ben. Seçim Hasan demiştik, bunu zaten siz söylemiştiniz. Sokaklara girişler çok tehlikeliymiş. Evet, çok. Bilmeyen kaza yapıyormuş. Bir de yollar bayağı problemmiş yani. Çok şimdi dışarıda da konuştuğumuzda evet, da. Yol ayrımından rampa var, orada kazalar oluyor. Çok aşırı derecede yüklendi. Özür dilerim, yükseldi. Hı hı. Mesela Kurşunlu Kumsaz yazmış. Ben vatandaş olarak uyardım, zamanla yarışıyorlar. Fakat bunları denetleyen yok demiş. Evet. Maalesef yani öyle. Belediye ekipleri de aslında belediye ekiplerine bilgi veriliyor. Ama zamanla yarıştıkları için de çok belki yetişemiyor olabilirler. Evet. Bir sürü dilekçe verildi, dönüş yapılmıyor denilmiş. Yani esas en büyük sıkıntı harfiyat kamyonlarının çok süratli gidiyor olması. Çok aşırı derece. Hem hayati risk taşıyor. Allah. Hem toz, toprak, çamur. İşte birçok şey var yani, bayağı sorun var. Önemli olan bunları çözmek. Peki Hacı Ömer Yavuz yazmış. Bu bölge TOG geldikten sonra nasıl bir durum ortaya çıkacak demiş. Biz de merak ediyoruz. Buna benim de cevabım yok desin. Yok evet, yetkililerden de bunun cevabını bekliyoruz. Net huzurlu oturmak. Toplu halde imzalar toplanıp grup halinde bu sorunlar dile getirilmeli. Bir de müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Yıllar evvel yani TOG araba fabrikası daha ortalarda yokken, yani şöyle fikirlerde dahi yokken, mimar planı çizilirken evet, birinci sokaktan üçüncü sokağa kadar olan evleri yeşil alan olarak göstermiş yetkili kişi. O kadar hazine arazisi varken, o kadar köy marası varken, binlerce metre yer. Neden oraya üç tane sokağa göz dikilmiş? Ben bir türlü anlamıştım. Hazır evler yapılmışken, 30-40 senelik evler varken, evet, birinci sokaktan üçüncü sokağa kadar olan evler, o kadar boş alan varken neden yeşil alan olarak bırakılıyor? Ve ben bunu yetkili birine sorduğumda, hı hı, istimlak olursa sana parasını zaten verecekler, gider öbür taraflardan ev alırsın. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Zaten imar yok. Taştaki bütün arsalar ev görünüyor. Hı hı. Bana ne kadar para verecekler? Benim gücüm yetecek mi? Evet. Benim evim istimlak olduğu zaman bana verecekleri parayla. Siz ki kumsalı seven bir insansınız. Ki seven bir insanım. Ben böyle bir cevap alıyorum. Kim evinin elinden gitmesinler? Ama bir vatandaşımızın şöyle bir şeyi gelmiş. Gülten, İsim de alayım lütfen. Gülten Uzay. Evet. Doğalgaz kumsaza gelse daha çok oturan olur. Tabii ki. Ama daha çok oturan olur. Mesela bir ilkokul olursa özür dilerim. En büyük problemlerden biri yani halkımız orada yaz kış oturan anneanneler, dedeler, babaanneler çok yoğunlukta. Okul istiyor. Evet. Sevim Türkay Yılmaz yazmış. Sitenin bölge parkına çıkarılması, evlerimize bir şey yapamıyoruz demiş. Bölge parkına mı ilave edilmiş?
Sitenin bölge parkından çıkarılması. Evet, bir de kanalizasyon döşenmemiş. Onu da iletmemi istedim. Birçok eksik var. Var var. Ama bunlar için dediğim gibi yani şimdi sonuçta buranın bir muhtarı var mı? Var. Var. Bu muhtarla birlikte sizlerin de birer dilekçe oluşturup aslında toplu bir dilekçe oluşturup gerekiyor. Ben muhtardan da cevap bekliyorum. Evet. Yani muhtarın da yazmasını bekliyorum. Her kim bizi izliyorsa mutlaka izliyordur. Neden önce olunup da dilekçe yazın? Evet. Yollar, evler yani şöyle anlatayım sizlere de. Ev şurada, yol şurada gibi düşünebiliriz. Evet, öyle evet. Doğru telefon mudur? Online bu yol, bu da ev. Evler evet çukurda yani kaldı. Zaten öyle, evet. Eve nasıl giriyorsunuz, nasıl çıkıyorsunuz o bile biraz sıkıntılı. Evet. Yola yakın olan ki evler kazalar öyle. Da çok ben, olur bu ben araba fabrikasına. Siz araba fabrikasına. Benim işte. Öyle bir şeyim yok, mağduriyetim yok. Ama muhtara da, muhtar hanıma da irtibata geçip bu problemleri söyleyenler var mı yok mu bilmiyorum. Hilmi Aysun tam kafa yazmış. Muhtar ilgisiz diyor. İlgili olsa yollar o durumda olmazdı diyor. Ya zannetmiyorum muhtarın ilgisiz olacağını ama şöyle bir durum vardır. Belki de muhtar o dönemde hani yoğunluğu mu vardı diğer işlerle gene muhtarlıkla alakalı bunlardan dolayı mı kaynaklanıyordu bilmiyorum ama muhtarımızın da ama destek sürekli, vermesi sürekli de, lazım. Sürekli de yoğun olacağını zannetmiyorum. Yani ben bir şey söylediğimde muhtara tavır aldığımız sandıkları için ben muhtar hakkında pek burada yorum yapmak istemiyorum açıkçası. Peki başka ne gibi problemlerimiz var? Onları da dinle. Yani o kadar çok problemden bahsettik ki bunların çözümünü de hani Türkiye'de ne yapılır? Dilekçe yazılır. Dilekçeye cevap gelene kadar zaten bir dinliyor. Ondan sonrasında artık hizmet gelir mi? Seçim zamanı yaklaşırsa tabii seçim zamanında kesin gelir. Evet. Onun ben bile garantisini veririm. Gerçekten hani vaktim olsaydı da biraz rahatsızım. Bölge bölge hani mağdur olduğumuz bütün konuların yerlerini, resimlerini çekip de hani size getirme imkanım olsaydı gerçekten içiniz acırdı. O kadar bakımsız, o kadar hizmet alınmamış bir bölge. Keşke resimlerle gelseydin, biliyor musunuz? O kadar en azından burada kamera karşısında birebir gösterip daha çok kişiye ulaşabilirdik. Hani evet elimizde... Kriya Hanım yayın yok diyor Refiye Hanım. Yok yayınımız var. Yayında bir sıkıntı yok. Şu anda yayın gayet güzel gidiyor. Yani mesajlarınız geliyor, mesajlar geliyor, mesajlara ulaşabiliyorum ben. Herhangi bir yayında sıkıntımız yok. Yayın 10 numara 5 yıldız devam ediyor. Zaten bir son 5 dakika içerisinde de girmiş bulunmaktayız. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Bir saniye müsaade edersiniz. Tabii ki de buyurun. Ben size bir resim göstermek istiyorum. Bu da en basitinden bütün gençlerin Kurşunlu'dan bile gelen gençlerin maç yaptıkları, spor yaptıkları top sahasının hali. Bakar mısınız? Burası top sahası. Şu evet. Hale bakar mısınız? Orada top oynanmaz yalnız. Ama bu hale geldi işte. Burası spor sahası. Bunun için neler yapılıyor? Spot lambaları vardı. Burada maçlar yapılıyordu. Gençler vakit geçiriyordu ve bu hale geldi. Bakımsızlıktan, hizmet alamadığından dolayı bu hale geldi. Keşke daha da çok mağdur olduğumuz yerlerin resimlerini çekip... Refiye Yıldırım yazmış bu arada, tamam yayına ulaştım. Şimdi link attım. Tamam yayına ulaştım demiş. Yayınımız dediğim gibi hani son 5 dakikanın içerisine girdik zaten. Artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz tekrar. Bunlar için neler yapabiliriz? Öncelikle zaten hani bu konuyla beraber biz de sizinle beraber takipçisi olacağız. İnşallah. Sizler de bununla ilgili bize bilgi verebilirsiniz. Yani en önemli konularımızdan birisi belediyeye dilekçe verilmesi. Ki garanti olabilecek hani belge deseler ki size ya sen dilekçe vermemişsin ya dilekçen yok benim elimde. Hani dilekçe verdim diyenler var ama belki tekneci dilekçeden çok bir şey olmayabilir. Toplu bir dilekçe verildiğinde neler olacağını görmek lazım. Zafer Bey zaten seslendik burada. Zafer Işın da bu eminim, konuya eminim duyacaktır Zafer bu konuya Işık'ın el atacağını kelimesi. Düşünüyorum ben. Ben de inanıyorum. Evet. Ama belediye başkanının da destek vereceğini de düşünüyorum. Belediye başkanı da belki de hani şimdi bir başkanlıkta belki yoğunluk olabilir, belki bir şey olabilir, görmemiş olabilir. Hayır, ama bir de şu var. Hani ne kadarı gidiyor? Bakın bir de şu var. Kumsat sakinlerinden iki arkadaşım bir de ben 3 kişi Gemlik Belediyesi'ne gittik. Evet. Size belirttiğim konularla ilgili isim vermeyeceğim. Belediye Başkan Yardımcısının odasına girdik. Tek mazeretleri ne biliyor musunuz Yağmur Hanım? Nedir?
Bütçe yok, kasada para yok. Bunun için hani bunu mazeret göstermek için o zaman Gemli'ye bağlı köylerin, sahillerin hiçbirinin hizmet almaması gerekiyor. Ama bütün aile hizmet alırken Kumsaz'ın hizmet evet. almaması. Bize gelince mi kasada para yok? Şimdi çocuğunuz, iki tane çocuğunuz var, çikolata istiyor, birini alıyorsunuz, birine para yok diyorsunuz. Nerede? Nerede? Yani şu anda konuşurken o kadar heyecanlanıyorum ki aslında canlı yayına çıktığım için değil, sinirimden üzüldüğüm için. 44 senedir biz bu sorunu yaşıyoruz. Bugün yıkıldı, bugün yıkılacak. Bir imar bu kadar mı, yani bu kadar zamanda nasıl çıkmaz ya? Evet, her yere çıkan imar oraya niye çıkmıyor, o biraz sıkıntı. En büyük tehlike zaten o çok güzel bir yol. Araba fabrikası yapıldığı için de gerçekten gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Çok sevindik. Ama o yolun o kadar yüksekte yapılıp da orada binlerce kişinin hayatı tehlike içine atılabilir mi? Gerçekten çok yüksek. Bir sel bastığında felaket yaşanır. İyi, bu dönemde zaten tabii ki bütün dağlara artık yağan karlar, yağmurlar hepsi kurşun diye Kumsas'a iniyor. Orada kurşunu Kumsaz yazmış. Gemlik Belediyesi kapı numara taçlarını bile vermiyor demiş. Evet. Veremiyor demiş. Genç Ali Mahallesi, Kumsas hiç ortada yok. Kumsas'ın adı yok. Muhtarlık zaten Kumsas. En büyük seçmen, en çok nüfus çoğunluğu Kumsas'ta. Kumsas'ta şeyde, Genç Ali Köyü'nde 15-20 hane var, yok. Neden Kumsas mahalle olmasın? Yani, bakın zaten şey yazmış Resul Güves. Muhtar yerinde yok, bir sorun olduğunda Gemlik'e gönderiyor. Gemlik, sizin muhtarınız yok mu diyor. Aslında esas konu yine muhtara dayanıyor. Evet, yani işte muhtarın da olayı çözmesi lazım. İşte cevabı vermiş beyefendi. Evet. Çünkü ben söylediğim zaman tepki aldığım için ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Şöyle söyleyeyim. Hacı Ömer Yavuz Bey de yazmış. Görünüyor ki bu ve bundan önceki belediyelerde hizmet konusunda sınıfta kalmışlar. Maalesef evet, iki belediyede evet maalesef sınıf. Şu anki belediye hala çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir ihtimalle gelecekti. Zaten bu programdan sonra büyük bir ihtimalle şimdiki belediye pardon nerede çalışmalar? Hayır, mutlaka çalışmalarına yardımcı olacaklar da bu konuyla, Kumsaz'daki şeylerle alakalı. İnşallah. Yani ellerinden benim geldik. Benim hiç ümidim olmasa da inşallah. Yani benim artık belediyelerden ümidim kalmadı. Ya İnanmıyorum o zaman, açıkçası. O zaman büyükşehire gideceğiz. İnanmıyorum. Yani hele pandemi dolayısıyla bilmiyorum, ağzına kadar konteynerler yerlere taşmış. Mikrop içinde, hiç zannetmiyorum. Çözüm bulunacak diye çok düşünüyorum. Çok duyarlı yani. Davranmaları gerekir tabii ki. Yani bir halk bu kadar vergi ödeyen halk bu kadar mağdur edilir. Yazısına. Kesinlikle evet, sürekli yazmışlar zaten. Vergilerimizi ödüyoruz tabii diye. Tabii ki. Aslında bu konuyu şöyle de yapabiliriz ilerleyen zamanlarda. Belediyeden yetkili bir kişiyi alıp beraberinde sizi de alıp seve inşallah konuşmaya yapabiliriz. İnşallah. Rejiye de bakıyorum ki reji ayarlıyor ya. Onlar ayarladığı için. İnşallah, çok memnun olurum. Yani ben bu işi sesleniyoruz. Yetkili bir kişinin Tülay Hanım'la beraber bizim programımızda moderatörlüğüm eşliğinde gelelim, bu sorunlara cevap verelim. Şimdi biz basın olduğumuz için bildiğim bir sorun varsa bunu göstermek zorundayız. Tabii ki. Ama bunun çözümü de belli zaten. Yani belediyeler diyeyim ben size. Yani büyükşehir olsun, Gemlik Belediyesi olsun. Gerekirse sizden ricam öncelikle toplu dilekçenizi oluşturun. Oluşturmak istiyorum. Yani. Bir de Zafer Işık vekilimizden de ricam. Alnur Aktaş başkanımıza da ziyaret etmek istiyoruz. Birkaç kişi Kumsas'tan toplanıp. Evet. Onu da dile getirmiş olayım. İnşallah Alnur Aktaş başkanımız da duyar. Çünkü davet eder. Artık ulaşamıyoruz. Kesinlikle ulaşamıyoruz. Ne telefonla veya ziyaret etmek istiyoruz. Kabul edilmiyoruz. Kesinlikle ulaşamıyoruz. Bilmiyorum, artık buradan herhalde alınmıştır bilgiler. Ulaşamıyoruz. Yani belediye başkanlarımıza ulaşamıyoruz. Belediye başkan yardımcısına gönderiyor. O kasada para yok diyor. Bütçe yok diyor. Tabii biz de bunlara inanmıyoruz. Ama bu işin peşini bırakmayacağız.
Yasemin Çantuk Binoğlu yazmış. Tülay Hanım yanındayız demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hacı Ömer Yavuz yerinde görüşüp ve saha çalışması yapması gerekiyor. Yetkili merciler yerinde tespit edip hazırlıklar yapılırsa çözüm odaklı çalışmalar yapılabilir. İnşallah ne gerekiyorsa yani, el birliğiyle yapmaya hazırız ama bu tekrar edeyim, bu işin peşini bırakmayacağız. Çok özür diliyorum. O kadar çok dediğim gibi eksiklikler var ki yazdıkça yazıyorlar. Evet. Ama her seferinde bizim en başta belirlediğimiz sorunlara geliyor. Peki çözülmeyecek sorunlar mı? Aslında çözülebilecek sorunlar. Yani bunun bütçeyle ne alakası var? İşte onu ben bilemem. Ben bilseydim belediye başkanı olurdum. Evet. Hayır, şu anda beni dinleyenler varsa yetkililerden, ben aslında onlara söylüyorum. De değil hani, yanlış anlamayın lütfen. Yok, estağfurullah. İnşallah şu anda izliyorlardır, duyarlar. Mutlaka. Yani çok büyük maliyetler mi gerekiyor? Bütçeyle ne alakası var? Yani her yere yapılıyorsa oraya da yapılmalı. Tabii ki. Yani net aslında olması gereken. En basitinden Hisar sitesi veya Kurşunlu veya Genç Ali Köyü, en Gürücük. Bunlar hizmet alıyorsa, ben alamıyorsam bunun mazereti olmamalı ben. Kumsa halkı bunu hak etmiyor. Kesinlikle. Oranın yerlisi 40-44 senedir orada mücadele vermiş, orada oturmuş insan. Çocuklarını, torunlarını orada büyüten insanlar var. Yaşlılarımız var. Sokağa çıkıp yürümesi gerekiyor, yürüyemiyor kadıncağız. 250 metre yürümesi gerekiyor ki bir torba çöpü konteynere atsın. Bir fazla konteyner göndermek çok mu pahalıya mal oluyor? Çok büyük bir külfet mi belediyeye? İşte bunun da cevabını belediye verecek. Para toplayalım, kendimiz alalım diyorlar artık yani kumsası halkı. Şimdi şöyle söyleyeyim, Adana'da şöyle bir şey var. Yanlış anlamayın. Estağfurullah. Hani para toplayıp kendimiz alalım dediler ya. Evet. Ben Adana'da yaşadığım için de söylüyorum. Hı. Adana'da her binanın çöp konteyneri kendi hayır yayındayız. bazen heyecandan olabiliyor bunlar. Pardon oğlum. Yok yok, estağfurullah. Yayın bitti diye düşündü. Özür diliyorum. Birazdan bitireceğim inşallah. Mesela her binanın kendi çöp konteyneri. Kendileri alıyorlar. Kendileri alıyorlar ve zincirliyorlar. Bir de adamın çok fazla hırsızlık oluyor. Zincirliyor. En kötü ihtimal bu şekilde yapacaksınız. Hani öyle gözüküyor. Evet, hani Adana'daki olay, hani her şeyde evet. Adana oluyor ya. Adana'daki evet. Olay dönecek gibi. Hemen bir bakıyorum, bir iki mesaj daha gelmiş. Yani önemli de benim es geçtiğim veya unuttuğum, es geçtiğim demeyelim de unuttuğum başka daha önemli sorunlar varsa. Şimdi bakıyorum, yok internet hepsi. İnternet çok büyük problem gençler için, internet altyapı yok diyorlar. Onu da dediniz. Hacı Ömer Yavuz yazmış. Kumsaz bir sinema filmini hatırlatıyor. Tınne Köyü. Haritada bile yok. Evet doğru. Haritada bile yeri yok. Teşekkür ediyorum Hacı Ömer Yavuz'a. Gerçekten çok büyük, yani güzel bir tespit. Yerinde tespit. Bu kadar sorunlar yaşanan bir bölge varsa, ki var demek ki, o zaman haritada yeri yoktur demiş. Yok evet, ama oy varken haritada gözüküyor. Üstüne basa basa söylüyorum, hangi parti olursa olsun. Biz hizmet eden belediye başkanlarından yanayız, milletvekillerinden yanayız. Ben hizmet almadım. Bu arada oğlunuz yazmış galiba, helal olsun anne. Ay canım benim, teşekkür telefonu ediyorum. Telefonu cevap veremedik ama evet. Birazdan cevap evet, verecek. Evet. Peki dediğim gibi bu sorunlar devam ediyor. Umarım biz yetkililere sesimizi duyuracağız bu programda. İnşallah, artık çözümlenmesini istiyoruz ki buradayız. Yani sıkıldık. Gerçekten mağduruz. Hani evet. Biz bir şekilde idare ediyoruz ama orta yaşlı, rahatsız, yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız var. Üzülüyorum onlara. Yani yürümeleri gerekiyor, yürüyemiyorlar. Evet. Tabii ki sahile gidemiyorlar. Bir iskelemiz yok. Birçok sorun var. Bu pandemi döneminde mesela ben gemliğe pek gelmek istemiyorum bankaya. Yani nakit kullanmıyorum diyelim. Neden kumsasta ya? Bir tane iki tane ortak ATM olmasın. Ben sıkıntı çektiğim anda ATM'den paramı almayayım. İnşallah buradan sesimi duyuyorum. Çok şey istemiyoruz çok ki şey aslında. Şey istemiyorsun. Aslında hakkımız standart olanı. Olan şeyleri istiyoruz. Evet, hakkımız olanı istiyoruz. Ama işte mahalle olarak gözükmediğiniz için, yani aslında mahalleye bağlı bir sokak gibi duruyor yani. Gençali'ye bağlısınız. Aslında çok büyük bir mahalle. Gençali'nin nüfusundan da fazlayız. İşte ama oraya bağlısınız. Belki de bu yüzden bu tarz eksiklik. Ama bununla ilgili de zaten hem sizler dilekçenizi oluşturacaksınız. Hem de burada biz yeteri kadar yetkililere duyurduğumuzu düşünüyorum. Evet. Şu an belki cevap vermemiş olabilirler ama ara ara girip çıktıklarını görebiliyoruz buradan da.
Ya benim bilmediğim konularda da nereye başvurulacak, neler yapılacak. Hacı Ömer kardeşim de inşallah bana her zaman yanımda destek oldu. Gereken yerlere de dilekçemizi veririz. Devamını siz getirin. Gereken yere dilekçeleri vereceğiz. Bunun bu konuda takipçisi olacağız. Biz de çok Tülay teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar da hani biz buradan sesini duyurmaya çalıştık. Umarım bir an evvel bu sorunlarınız çözülür. İnşallah, çünkü birçok kişi yazdı burada. Evet. Birçok kişi, birçok şeyler dile getirildi. Evet. İnşallah bunlara çözüm bulunacaktır diye İnşallah, düşünüyorum. İnşallah. Ben programa katıldığınız için çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür Son ediyorum. Son sözlerinizi alayım sizden. Cemal Kırgız Bey'e, size, ekibinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Cemal Bey de bizim diğer programdaki görevli moderatörümüz. Evet. Ona da selamlarımı iletiyorum. Evet, benden de selamlar. Rahatsızlığından sevgiler. Dolayı iki haftadır gelmiyor ama artık üçüncü haftaya bekleriz diye düşünüyoruz. Evet, yani bugün aslında birazcık sorunlardan bahsettik. Yani tipimiz de çok uzak bir mesafede değil, 45 dakika mesafede değil. Kumsaz'dan bahsettik, Kumsaz'ı konuştuk. Kumsaz'ın eksiklerinden bahsettik. Aslında çoğu yerde olan eksikliklerden bir tık fazlası var Kumsaz'da. Umarım buradan yetkililere sesimizi duyurmuşuzdur. İnşallah. İnşallah sonuçları da beraber göreceğiz diye düşünüyorum. İnşallah. Bu akşam da bir mikrofon iki muhabbetin sonuna geldik. Her zaman dediğimiz gibi programı her zamanki sözümüzle kapatıyoruz. İnsanlarda ayak izimizi değil yürek izimizi bırakıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar efendim. İyi akşamlar.